Diyanet Haber'den merhabalar, bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Tarihi İpek yolunu yeniden hayata geçirecek bir proje olarak nitelendirilen Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor efendim. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının açılışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için resmi karşılama bir gün sonra düzenlendi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda törenle karşılandı. Selam asker! Aliyev ile Erdoğan baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmeler yapıldı. İki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi oturumu düzenlendi. Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim, ekonomi, askeri, tarım ve politika alanında 6 yeni işbirliği anlaşması imzalandı. İmzaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kameraların karşısına geçti. Tabii bütün bunlarla beraber siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel tüm bu alanlarda Türkiye-Azerbaycan dayanışması güçlenerek devam ediyor. Özellikle de son dönemlerde tabii ki savunma sanayindeki dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz nakledecek olan TANAP projesinin yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Şu anda yoğun bir şekilde TANAP'la ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah fazla sürmeyecek, kısa bir zaman sonra artık Azeri gazı buradan ta Avrupa'ya kadar inşallah akmaya başlayacak. Tabii bu birilerini rahatsız etmiyor değil, ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Nahçıvan konusundaki hassasiyetini de hatırlattı. Bakanlar Kurulumuzdan da bir karar çıkarttık. 120 milyon dolar yıl inşallah Nahçıvan'dan Türkiye'ye ithalatta bulunma hedefini koyduk. Böyle bir hedefle de Nahçıvan'ı hareketlendirmenin, Nahçıvan'ı canlandırmanın, Nahçıvan'ı yani sen yalnız değilsin kardeş demenin inşallah adımını da böylece atmış olacağız. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğe vurgu yapan İlham Aliyev de ilişkilerin her alanda geliştirilmesine destek vereceklerini söyledi. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava'yı kabul eden Erbaş, din eğitiminin önemine dikkat çekti. Yükselen İslamofobinin en önemli nedeni cehalettir dedi. Pakistan Eyalet Diyanet İşleri Başkanı Hasnaf Şah da Erbaş'ı ziyaret etti. Hoş geldiniz. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti. Görüşmede Kosova'daki Müslümanların durumuyla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Erbaş, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağları hatırlatarak Kosova'nın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var dedi. 500 sene, 600 sene aynı kaderi paylaşmışız, aynı tarihi yaşamışız. Dolayısıyla bu bizim şu anda canlı olarak her zaman hafızamızda tuttuğumuz bir mazimizdir. Sizin pek çok akrabanız burada Türkiye'de, İstanbul'da, Bursa'da, Eskişehir gibi önemli şehirlerimizde yaşıyor. Özellikle 1990'dan sonra gidiş gelişlerin artması bizi çok sevindiriyor. Erbaş, din eğitiminin önemine vurgu yaptı. Kosova'dan gelen öğrencilere elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Öğrenci noktasında hangi fakülteye ne kadar öğrenci gönderebilirseniz bu doğru din anlayışını, sahih İslam eğitimini gençlerimize ne kadar çok fazla verirsek inşallah o bölgelerde, Türkiye'de olduğu gibi bütün Balkanlarda da din eğitimi almış gençlerin sayısı artar inşallah. Ali Erbaş, son yıllarda özellikle Batı'da yükselişte olan İslamofobinin en önemli sebebi cehalettir dedi. Özellikle Batı'da İslamofobinin çok yükseldiği bir dönemde bizim İslamofobiye karşı bir takım projeler geliştirmemiz lazım. Doğru din anlayışını gençlerimize vererek İslamofobiye zemin hazırlayan
ortamları da yok etmemiz lazım, ortadan kaldırmamız lazım. Zira İslamofobiyi besleyen en önemli faktör cehalettir. Yani bir de yanlış din algısıdır. Daha çok hurafelere dayanan din anlayışları her zaman İslamofobiyi besliyor ve ne idüğü belirsiz bir takım örgütler ortaya çıkıyor. Başına da İslamcı koydukları bir takım örgütler. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ise Başkan Erbaş'a göreve gelişi dolayısıyla hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kosova'da bulunan Osmanlı Yadigarı, tarihi camilerin ve mekanların TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarılarak yeniden bölgeye kazandırılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Terneva ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk halkının verdiği demokrasi mücadelesini hatırlattı. O gece gördük ki bu millet değerlerine canı pahasına sahip çıkan bir millettir dedi. Ali Erbaş daha sonra Pakistan Eyalet Diyanet İşleri Başkanı Pir Muhammed Emin Ül Hasnaf Şah'ı ağırladı. Hasnaf Şah Erbaş'a hayırlı olsun diyerek görevinde başarılar diledi. Sayın seyirciler, Kuzey Irak'ta Mesut Barzani'nin görevi bırakmasının yankıları sürüyor. Barzani'nin Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirmesinin ardından Washington yönetimi istifadan memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Bu arada peşmerge kontrolündeki Halil İbrahim sınır kapısı Irak Merkezi Yönetimi'ne teslim edildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin istifasından memnun olduklarını açıkladı. Açıklama Barzani'nin eleştirileri sonrasında geldi. Saf bedeleki pak bu avay PKK'a berdevam bin la Irak'ki federali demokrat da. Peşmerge'ye saldıran Haçlı Şabi güçleri ABD yapımı silahlar kullanıyordu. Tuhaf olan şey ABD'nin terörist ilan ettikleri kişilerin Abraham tanklarına binip Kürtlere saldırmalarına seyirci kalması. Acaba ABD buna neden sessiz kaldı? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nden yapılan açıklamada Irak hükümetini Kürt yönetiminin yeni liderliğinde Irak anayasasındaki bekleyen sorunların acilen çözülmesi için çaba göstermeye çağırıyoruz ifadesi kullanıldı. Referandum sürecinde Mesut Barzani'ye koruma desteği sağlayan ve referandumun Türkmen bölgesini de kapsamasına ses çıkarmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin Barzani'ye karşı değişen tutumu dikkat çekti. Sınırdaysa devir teslim yapıldı. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur sınır kapısının karşısında bulunan peşmerge kontrolündeki Halil İbrahim sınır kapısı Irak Merkezi Yönetimi'ne teslim edildi. Bundan böyle Habur geçişindeki bütün kontroller Irak hükümeti tarafından yapılacak. Türkiye, Irak hükümeti yetkililerince yapılacak. Türk tarafında Habur'da bizim görevlilerimiz, öbür tarafta Halil İbrahim olarak adlandırılıyor, Iraklı. Bağdat'tan gelen görevliler olacak. Devir teslim nedeniyle Silopi'deki tatbikat alanında bulunan Türk ve Irak askerlerinin sınır kapısına geçmesi heyecan yaşattı. Suriye'de devam eden iç savaş, Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da insanlık vahşetine dönüştü. Bölgeye kısa süre içinde müdahale edilmezse yüzlerce çocuk için ne yazık ki çok geç olacak. Bu insanlık utancını dünyanın yüzüne vuransa o çocuklardan biri olan 8 yaşındaki Rahaf Havva. Rahaf, ilaçsızlık ve gıdasızlık nedeniyle 10 kiloya düşmüş durumda. Suriye'de rejimin 5 yıldır sürdürdüğü Doğu Guta kuşatmasında insani kriz inanılmaz boyutlara ulaştı. Suriye'de ayaklanmanın başladığı ilk günlerden beri çatışmaların hiç kesilmediği başkent Şam'a sadece 10 kilometre uzaklıktaki Doğu Guta, gerçekte Türkiye, Rusya ve İran'ın ilan ettiği 4 çatışmasızlık bölgesinden biri. Ancak Esed rejiminin Doğu Guta'yı çatışmasızlık bölgesi olarak tanımaması yüzünden insanlar açlık ve hastalıkların pençesinde. Bu durumdan en çok etkilenenlerse çocuklar. Bölgede yeterince ilaç olmadığı için en basit hastalıklara bile müdahale edilemiyor.
Bu güç koşullarda hayata tutunmaya çalışan çocuklardan biri de 8 yaşındaki Rahaf. Ancak Rahaf'ın hayata daha ne kadar tutunabileceği bilinmiyor. Çünkü ilaçsızlık ve gıdasızlıktan 10 kiloya düşmüş durumda. Çocuğumun her an ölebileceğinin farkındayım. Antikonvülsan ilaçları lazım. Pahalı olduğu ve bulunamadığı için elimden bir şey gelmiyor. 4 yaşındayken rejimin vurduğu ellerinin enkazından sağ çıkartılan Rahaf, 2 yıl önce yatağa mahkum oldu ve bir daha düzelemedi. Talihsiz çocuk kan tahlili ve MR çekimi yapılamadığı için teşhisi konulamayan bir hastalıkla pençeleşiyor. Hastalığı yetmezmiş gibi bir de açlıkla acı çeksin istemiyorum. Dün ona yiyebileceği bir ekmek bulamadım. Biraz şeker buldum, suyla karıştırıp içirdim. Yaşanan insanlık ayıbına karşı Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi. İnsani işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalan çocukların sayısı ürkütücü boyutlarda. Tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 400'den fazla kişinin tahliye edilmesi gerek, dedi. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da, rejim ve müttefiklerine kuşatmayı kaldırmaları ve insani yardım girişlerine izin vermeleri çağrısı yaptı. Esed rejiminin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. 7 aydır sıkıştırılan abluka yüzünden bölgeye kaçak yollardan sokulabilen temel gıda ürünleriyle ilaçların girişi de durdu. Doğu Guta tüm insanlığın gözü önünde hastalık ve ölümlerin pençesine bırakılmış oldu. Öte yandan rejim güçlerinin çatışmasızlık bölgesine saldırıları da sürüyor. Esed güçlerinin Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Sakba, Hamuriye ve Kafr Batna beldelerine düzenlediği saldırılarda biri yerel aktivist olmak üzere 11 sivil yaşamını yitirdi. Sayın seyirciler, Mehmetçik Fırat Kalkanı hareketiyle Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ve rejime dersini verdi. Suriyeli kardeşlerimiz içinse barış ve huzurun sembolü oldu. Tıpkı sınır hattında bulunan Azez'deki gibi. Azez'de çocuktan yaşlısına herkes bizi ölümden Türkiye ve ÖSO kurtardı diyerek Türk kardeşlerine selam gönderiyor. Görüntüler Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinden. Azez, hareketli günlük yaşamıyla tipik bir Orta Doğu kentini yansıtıyor. Azez'de zeytin ağaçları karşılıyor bizi. Babüsselame'den Azez ilçe merkezine giden 7-8 kilometrelik yolun iki tarafındaki zeytinlikler hem sığınmacılara ev sahipliği yapıyor hem de beslenme imkanı sunuyor. Patates, lahana, marul ve mısır ekili tarlalar tozlu yolların etrafında yemyeşil çerçeveler oluşturuyor. Azez, hareketli günlük yaşamıyla küçük ve renkli bir Orta Doğu kenti izlenimi veriyor. Merkezden uzaklaştıkça, savaşın izlerine rastlansa da Azez halkı, Türkiye'ye yakın olmanın verdiği huzurla yaşamlarını sürdürüyor. Bizim ilk güvencimiz Türkiye. Evvelimiz Türkiye, sonumuz da gene Türkiye. Merkezinde yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı ilçede kamplara sığınmış 180 bin civarında Suriyeli var. Bu kamplarda oto tamircisinden berbere, kasaptan terziye kadar her türlü meslek erbabını bulmak mümkün. Türkiye'nin açtığı kreşler, ilkokullar, camiler dikkat çekiyor. Kilise ve Suriye içerisinde kurulan fırınlarla düzenli olarak Azez ve çevredeki yerleşim yerlerine günlük ekmek dağıtımı yapılıyor. Azez Camii'nin minaresi haber veriyor size ilçe merkezine girdiğinizi. 2012'de rejimden alınan son mekan olan caminin ele geçirilmesi Azez'in kurtuluşunu simgeliyor bir bakıma. İlçenin merkezinde yer alan meydanındaki kavşakta çoğunluğu motosikletlerden oluşan hızlı trafik akışı var. Meydana çıkan sokaklardaki dönerciler, seyyar satıcılar, manavlar ve köfteciler göze çarpıyor. Reklam tabelalarında kepli gençler gülümsüyor. Birinde bilgisayar, muhasebe, diğerinde dikiş nakış dersleri, bir diğerinde ise lise ve üniversiteye hazırlık kurslarının tanıtımı yapılıyor. Üstelik diploma ve iş garantisi vaat ediliyor.
Bir grup duvar yazıcısının kurşun izleriyle dolu duvara yazdığı "Buranın çiçeklerini siz kopardınız" ifadesi mesaj yüklü. O duvarın önünde vakit geçiren çocukların yüzündeki tebessüm Azize savaş hiç uğramamış dedirtiyor. Bizi DAEŞ'ten Özgür Suriye Ordusu ve Türkler kurtardı. Türkiye güzeldir. Burada büyüklerimiz Türkçe öğreniyor. Kısacası Azez'de hayat Türkiye'nin sayesinde sanki savaş hiç uğramamış gibi devam ediyor. İslam aleminin kalbinin attığı kutsal mekan Kabe'de yenileme yapılıyor. Daha önceki genişletme çalışmalarının ardından şimdi de Zemzem kuyuları iyileştiriliyor. Çalışmaların Ramazan ayında bitirilmesi hedefleniyor. Allah Allah. Her yıl milyonlarca insan hem hac hem de umre ibadeti için Rahman'ın evine misafir oluyor. Bu yıl umre ibadeti için kutsal topraklara gidecekler yeni bir çalışmayla karşılaşacak. Zira Kabe'deki tavaf alanında Zemzem kuyularının iyileştirilmesi için harekete geçildi. Önce Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı daraltıldı. Ardından zemin kazma işlemleri başlatıldı. Bu çalışmayla Zemzem kuyusu iyileştirilecek, etrafı güçlendirilecek, kaçak ve sızmalar önlenecek. Ayrıca kuyu içinde temizleme işlemi de yapılacak. Proje iki bölümde icra edilecek. Birincisi Kabe'nin doğu bölgesinde, yani Kabe kapısı tarafındaki tavaf alanında hacılarımız, umrecilerimiz makamı İbrahim'in arkasında tavaf namazı kıldıkları bölgede Zemzem hizmetlerini kolaylaştırmak için Zemzem kuyusuna ulaşan 5 tane geçiş tünelinin inşası yapılacak. Bu tünellerin genişliği 8 metre, uzunluğu da 120 metre olarak planlanmaktadır. İkincisi de Mescid-i Haram'ın alt zemininde Zemzem kuyusunu korumaya yönelik yapılan eski yapılardan kalan beton ve demir tarzı malzemeler ve çevresinin iyileştirilmesi, korunaklı ve sağlıklı hale getirilmesi aşaması. Devam eden inşaat nedeniyle Kabe seviyesindeki tavaf alanına giriş ve çıkışlar tek bir noktadan verilmeye başlandı. Peki umreciler ibadet etmekte güçlük çekecek mi? Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Süleyman Sarı'dan uyarı geldi. Umreye gelen kardeşlerimizin daha duyarlı ve daha anlayışlı davranmalarını, izdihamlara sebebiyet verecek ortamlardan kesinlikle kaçınmalarını diliyorum. Kabe seviyesindeki metaf alanına girişler sadece Kabe'nin batı tarafından, o tarafından yapılabilmektedir. Evet. Tavaf sonu çıkışları ise de say alanı civarından yapılmaktadır. Üst katlarda tavaf yapmak isteyenler için böyle bir sınırlandırma yok. Evet. Herkes geldiği cihetten giriş ve çıkış yapabilmektedirler. Bu nedenle de umreye gelen kardeşlerimizin üst katlarda tavaf yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Kabe'deki çalışmalar 7 ay sürecek. Ramazan ayında da tamamlanmış olacak. Sonunda mescidin her köşesinden zemzem içilebilecek şekilde çeşmeler kurulacak. Böylece umreciler ve hacılar daha temiz ve sağlıklı bir şekilde zemzeme ulaşma imkanı bulacak. Ve şimdi de sırada gönül coğrafyamızdan haberler var. İsrail ordusu Gazze şeridi sınırına yakın bölgede Filistinlilerin geçiş için kullandığı bir tüneli bombaladı. Saldırıda 8 Filistinli öldü, 12 kişi yaralandı. El Fetih ve Hamas bu saldırıyla İsrail'in Batı Şeria ile Gazze'nin uzlaşma sürecini engellemeye çalıştığını açıkladı. Filistinlilerin cenaze töreninde konuşan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, katliama verilecek en iyi cevap direnişe devam ettirip yanı sıra ulusal birliği geri getirme yolunda bir adım daha ilerlemektir. Filistin birliğini sürdüreceğiz dedi. Myanmar'da uğradıkları zulümden kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. 23 Arakanlı ise kurtarıldı. Son aylarda 820 bini aşkın Arakanlı'nın sığındığı Bangladeş yönetimi mültecilerin ülkelerine dönüşünün sağlanması çağrısı yaptı. Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal, "Uluslararası baskılar azalırsa Myanmar, Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi için hiçbir şey yapmayacak," dedi. Suudi Arabistan'da kadınların 2018 yılı itibariyle futbol maçı izlemek için 3 stada girebilmesine izin verildi.
Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, önümüzdeki yıldan itibaren kadınların aileleriyle birlikte Riyad, Cidde ve Demmam'daki statlara girişine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı Nijerya'nın başkenti Abuja'da 400 aileye adak eti dağıttı. Toplam 70 hisselik etin bir kısmı Kabusa bölgesinde yetimlerin bakımını üstlenen aileleri, geriye kalanı ise Abuja'nın iki farklı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Türkiye bu yıl Çat'tan 248 öğrenciye burs verdi. Bursların 200'ü Karabük Üniversitesi'nden, 31'i Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan, 17'si Türkiye Diyanet Vakfı'ndan sağlandı. Türkiye, Afganistan'da yoksulluk nedeniyle çocuklarını sünnet ettiremeyen ailelerin de yardımına koştu. Dünya Sünnet Vakfı, Afganistan'ın Tahar vilayetinde 1000 çocuğu sünnet ettirdi. Vakıf bu sayıyı önümüzdeki yıllarda her sene 10.000 çocuğa çıkarmayı planlıyor. İslamiyet'i yıllardır araştırıyordu ve kilometrelerce öteden kadim şehir İstanbul'a Müslümanları tanımaya geldi. Tanzanyalı Masai kabilesinin şefi Kiberenge, Türkiye'den oldukça olumlu izlenimlerle ayrıldı. Tanzanya'nın Serengeti bölgesinde yaşayan Masai kabilesinin şefi Torakaha Kiberenge'nin İslam'a ilgisi ve yakından tanımak için yaptığı Türkiye gezisi yankı bulmuştu. Ziyaretin ardından Kiberenge, İslam'a ve Müslümanlara daha çok yaklaştığı mesajını verdi. Afrika Türkiye İnisiyatifi tarafından Türkiye'ye getirilen Masai kabilesinin şefi 58 yaşındaki Torakaha Kiberenge, İstanbul'u ziyaretinde birçok ilk yaşadı. İlk defa bindiği asansörde bunu kim çekiyor, musluktan akan suyu gördüğünde denizinizi buraya nasıl getiriyorsunuz diye sordu. Yaklaşık 300 kişilik, tek tanrılı inanca sahip, teknolojiye ve teknolojik ürünlere karşı olan, hayvancılıkla uğraşan kabilenin reisi olan Kiberenge, ziyaretleri sırasında kabile reisini temsil eden ve aslan avlamakta kullanılan asasını ve hançerini de yanında taşıdı. Yaşadığı yerde sömürge yıllarında beyaz adamların hep kötülük yaptığını belirten kabile şefi İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ı da ziyaret etti. Yılmaz, Kiberenge'ye İslam tarihinden Habeşistan Kralı Necaşi ve ilk Müslümanlardan Bilal-i Habeşi'nin hayatı hakkında bilgiler verdi. Müftü Yılmaz, Kiberenge'ye Kur'an-ı Kerim hediye etti. Eyvallah. Ülkeniz barış ülkesidir. Biz vahşi hayvanlarla iç içe olduğumuz için böyleyiz ama siz insanlarla iç içe yaşadığınız için böyle barış ülkesindesiniz. İnşallah hayattayken ikinci, farklı bir insan, Müslüman olarak Türkiye'ye dönmek istiyorum. Masai şefi İstanbul'da Süleymaniye Camii'ne ise hayran kaldı. Camiyi inceledi ve Kur'an-ı Kerim dinledi. Tek Allah'a inanmak şartıyla Hristiyan inancına sahipler. Bugün bizim misafirimiz oldular. Neden? Kendisi bizim oradaki inandığımız hak din olan İslam'ı anlatma faaliyetlerimizde bize canı gönülden yardımcı olmaktalar. O süreç içerisinde bize destek olurken iki evladını da bizim oradaki medreselerimize verdi ve Müslüman oldular. Şu an eğitim almaktalar. Ve iki evladının inandığı dinin en güzel yaşandığı Türkiye nasıl bir yer görmek istediler. Sayın seyirciler, 15 Temmuz darbe girişiminin davaları sürerken Genelkurmay karargahı içinde ve önünde yaşanan güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Darbeciler tarafından silinmeye çalışılan ancak başarılamayan görüntülerde halkın kahramanca tankları durdurma çabası, karargâhta yaralanan siviller ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın helikopterle kaçırılması da yer alıyor. Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nda işlenen suçlara ilişkin, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın eklerinde darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler yer aldı. Genelkurmay karargahının nizamiyesinde bulunan güvenlik kameralarında halkın nizamiye önünde tankların üzerine çıkarak darbeci askerleri durdurmaya çalışmaları ve tankları işlersiz hale getirmeleri yer alıyor.
Ayrıca darbe girişimi haberini alan yüzlerce vatandaşın karargaha girmesi sonucunda darbeciler tarafından yaralanan vatandaşların nizamiye dışına askerler tarafından taşınmaları ve ambulansla hastanelere kaldırılması kayıtlara yansıyor. Kanlar içinde yatan sivil vatandaşların dakikalarca yerde yatmaları ise dikkat çekiyor. Görüntülerde eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'la eski Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar'ın FETÖ'cüler tarafından derdest edilmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın'ın darbeciler tarafından vurulmasının ardından yaşananlar da ortaya çıktı. Çolak'ın gelişi sırasında bina içine saklanan FETÖ'cüler, komutanları içeri girmelerinin ardından makam katına çıkan merdivenlerin önünde derdest ediyor. Görüntülerin sonundaysa Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, darbeci subaylar tarafından karargah bahçesinde bulunan helikoptere götürülüyor. Daha sonra helikopter havalanarak Akıncı üssüne gidiyor. Bu görüntüler FETÖ darbe girişimi gecesine dair kara bir leke olarak 15 Temmuz'un arşivlerine girdi. Bültenimize kısa kısa haber turumuzla devam ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Sayın Grup Başkanımız ve Başbakanımız. Taşeron işçilerin durumuyla ilgili son noktayı Başbakan Binali Yıldırım koydu. Başbakan Yıldırım, taşeron sorununda sona gelindi, eli kulağında. Yeni senede bu konuyu çözeceğiz dedi. Eli kulağında, eli kulağında. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının ardından boşalan başkanlık koltuğunun yeni ismi pazartesi günü belirlenecek. Ankara Valiliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkanını seçmek üzere 6 Kasım'da toplanacağını açıkladı. İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya Parlamentosu'nun bağımsızlık ilanı kararını askıya aldı. Mahkeme 5 ay içinde nihai kararını verecek. Bu arada Katalonya Özerk Yönetimi Lideri Carles Puigdemont Belçika'ya gitti. Puigdemont, adaletten kaçmıyorum. Madrid'le diyaloğa ve sonucu askıya almaya hazırız. Sonucu Avrupa'nın göbeğine taşımak için buradayım dedi. İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dast ise Belçika'nın talep etmesi halinde Puigdemont'a siyasi sığınma vereceğine inanmadığını söyledi. Kilis'te iç savaşta yakınlarını kaybeden Suriyeli yetim çocuklara kıyafet yardımı yapıldı. Kentteki iş adamlarının da desteğiyle Bir Yetim de Sen Güldür kampanyası düzenlendi. 75 Suriyeli yetim çocuk yeni giysilerle sevindirildi. Ve bültenimize hava durumumuzla devam ediyoruz. Marmara bölgesi. İstanbul parçalı bulutlu 11, Bursa az bulutlu 11, Edirne parçalı bulutlu 12, Sakarya çok bulutlu 13 derece. Ege bölgesi. İzmir az bulutlu 16, Denizli az bulutlu 15, Afyon Karahisar az bulutlu 6, Kütahya açık 7 derece. Akdeniz bölgesi. Antalya az bulutlu 23, Adana az bulutlu 24, Mersin az bulutlu 25, Isparta az bulutlu 12 derece. İç Anadolu bölgesi. Ankara parçalı bulutlu 10, Konya parçalı bulutlu 11, Eskişehir az bulutlu 9, Kırşehir parçalı bulutlu 10 derece. Karadeniz bölgesi. Samsun az bulutlu 14, Trabzon parçalı bulutlu 13, Zonguldak sağanak yağışlı 11, Sinop hafif yağışlı 12 derece. Doğu Anadolu bölgesi. Erzurum çok bulutlu 9, Malatya açık 14, Elazığ çok bulutlu 15, Tunceli parçalı bulutlu 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Diyarbakır ve Gaziantep hafif yağışlı 15, Şanlıurfa çok bulutlu 20, Adıyaman parçalı bulutlu 19 derece. Dış merkezler. Lefkoşa az bulutlu 23, Bakü çok bulutlu 17, Saraybosna çok bulutlu 7, Berlin çok bulutlu 9 derece. Mekke açık 40, Medine açık 38, Kudüs az bulutlu 19, Moskova karla karışık yağmurlu 2 derece. Sayın seyirciler, Osmaniye'nin Düzitçi ilçesine bağlı Dumanlı Yaylası'ndan ruhumuzu dinlendiren manzaralarla veda etmek istiyoruz bu akşam. Yarın haber randevunuz yine bizimle olsun. Sağlıkla, huzurla, mutluluklar diliyorum. Allah'a emanet olun, iyi akşamlar.